Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Son günlerde oyun fiyatları ile birlikte oyun içinde alınabilecek içeriklerin fiyatı da artmaya başladı. Bir tane CS:GO eldiveni 12-13 bin lira olmuş. Valorant'ta bir bıçak 1000 lira, 2000 lira. Yani biz bunu acaba ucuz yolu nasıl elde edebiliriz diye düşündük ve bugün hem bir Valorant hesabı alacağız, hem Steam'den hesap almaya çalışacağız, hem CS:GO hem de PUBG Mobile hesabı almaya çalışacağız. Bakalım karlı çıkabilecek miyiz yoksa işin ucunda bir küçük dolandırıcılık var mı? Merdan İsmail Kocaoğlu. Hangi siteye ne kadar bir yatırım sağlıyordunuz? Sitesine 870 liralık bir kredi almak istiyor. Bu işlemi onaylayabilmemiz için kart sahibi tarafımıza bir tanım hafıza evrak gönderimi sağlaması gerekir. 880 TL miktarı ben gerçekleştirdim yazıp isim soy ismi imza atacak. O kağıdın üzerine kimliğin ön yüzü ve ödeme yaptığı kartın son 6 tanesi ve isim soy isim görünen kısmını çekip mail adresimize göndermesi gerekiyor. Arkadaşlar bir sürü videoda beklemeyelim diye sitedeki bakiye bir an önce almaya çalışıyorduk ama bayağı iş prosedürlü çıktı. İyi yani aslında uğraşıyoruz ama sonuçta iyi bir şey. Ben bir gideyim şunu halledeyim ondan sonra hemen geleyim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oyun ya da oyun hesabı satan birçok site var. Biz piyasada güvenilir olarak düşünülen sitelerden birisine girdik. Buradaki filtrelerde arkadaşlar bir mail muhabbeti var. Adam mail vermediği sürece hesabı istediği kadar kişiye satabilir. Bunu deneyeceğiz acaba tamamen bize veriliyor mu diye. Steam hesabı alalım. İstediğim 3 oyun artı garanti artı sınırsız destek 25 lira. 3 saat içinde. Tamam ben bunu kabul ediyorum bu arada merak ettim. Marvel Spider-Man alalım. God of War alalım. Bir de Elden Ring alalım. Ne diyorsunuz? Elden Ring'i umut için alıyorum arkadaşlar. Bu arada FIFA gibi böyle online oynayabileceğiniz oyunlarda genelde satmıyorlar ya da aldığın Steam hesabını offline yani kariyer moduna falan oynayabilirsin diyorlar. Okudum ve kabul ediyorum. Dedik. Bakayım ödeyelim. Farklı farklı hesaplar satıyor. Bu oyunların içinde bulunduğu bir Steam hesabı verecek diye düşündüm ama Spider-Man için hesap verdi. God of War için bir hesap verdi. Spider-Man hesabına bir girelim bakalım var mı? Onay kodu istiyor. Ben her seferinde onay kodu mu gireceğim bunlara? Ha, sınırsız desteklediği bu büyük ihtimalle. Bu arada hesabın içinde sadece Spider-Man var. Başka hiçbir şey yok ve vaadini gerçekleştirdi aslında teknik olarak. Profile girmek istiyorum aile görünümünden çıkmak için diyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu hesabı başkalarına çoktan vermişler bile. Evet. God of War da var ve sadece o var. Yine aynı şekilde girelim bakalım. Evet. Elden Ring için kod istemedi. Direkt girdi. Çevrim içi oynamayın yazmış. Şimdi bir PUBG Mobile hesabı alalım. Al oldu mu Furkan beni soktuğun duruma bak. Bu ilanladı. Yayıncı hesabı 28 bin liraya. Ne bakıyorsun? Kaçırma al. Bu fiyata bu kadar çok şey var mı acaba diye sormayın. Var var. Sadece Gmail bende. Twitter face bana ait değildir diyor. Sorumluluk da bana ait değil. Yani bir başkası gelip tekrar hesabı alabilirmiş. Temiz, sağlam ve en ucuza uygun hesap. Hesapta abonelik vardır. RP açıkta silah desenleri, araba desenleri vardır. Maili veriyor mu bana? Hiçbiri bağlı değil. Yani ben kendimkini bağlayabiliyorum. Yanlış anlamıyorsam. Ben bunu almak istiyorum. Kanka fiyatta değişiklik var yalnız. Yani hesap 130 değil 400 lira oldu. Sana 350 olur. 200 vereyim aga. Ben almak istemiyorum ya. Bu çocuk fırsatçılık yapıyor şu an. 220 son. Veriyorsan alayım kardeşim. 320 son. Aa çocuk aynı anda 320 son dedik. O da 320 son dedi. 300 vereyim. 305. Gel hadi sıkışalım. Bu arkadaştan PUBG'yi alamayacağız arkadaşlar. Arama aşamaları bayağı uzun sürdü. O yüzden ben şu an 3 tane hesap belirledim. Valorant hesabı bulduk. Bu hesap yine doluymuş. Maili teslim edecekmiş bize. Ayrıca CS:GO için de yine ilk mail verilecek bize. Ve bir de PUBG'miz var. Burada da tüm bağlar sağlam diyor. Evet bakiyeli öde diyor. Şu an PUBG'mizi aldık. Valorant'ımızı da alalım. CS:GO'muzu da alalım. 45 lira da cebimizde kalmış oldu. PUBG için beklediğimiz cevap geldi ve arkadaşımız hesap Twitter'la bağlı deyip bize giriş bilgilerini göndermiş. Uzun zamandır girmiyorum. Bu yüzden e-postamı değiştiremiyorum. Telefon numarası verebilirim. Değiştirirken yazarsın diyor ama ben komple alabilecek miyim dedim. Evet ama şu an değil 15 gün girilmesi gerekiyor dedi. Benim bununla ilgili bilgim yok çocuğun söylediği yolla. Devam edeceğim bana numarasına kadar yazmış arkadaş. Normalde kullanmıyorum şu bu falan filan dediği bir hesabı var. Bunu veriyor bana. Ama Twitter hesabının şifresi PUBG mobilli bir şey. Hani bayağı elinde bundan dolu varmış da bir tanesi şu an bize veriyormuş gibi hissettim ben ya. Evet Star Challenge paraşüt var diyordu arkadaşlar. Bu paraşüt varmış. Arkadaşın dediği doğru. 100 liraya bize hesabını vermiş oldu. Şimdi elimizde kaldı Valorant'la CS:GO hesaplarımız. Bizim 45 liramız var. Bu 45 lirayla bir tane, bir tanecik random Steam key istiyorum. Bir tane alsak. Almadım. Ne kadar o? 10 lira. Biri de senin için. Ne çıkarsa bahtımıza. İki tane elit ama elit bak. En pahalısı elitmiş zaten. İki tane Steam key istiyorum ben. Kodumuzu giriyoruz Umut. İlk oyunumuzu Scribble Fight diye bir oyun çıktı. İndirme. Çok da elit gelmedi bana. Bunu da hemen şöyle bir yapıştıralım. Catch It diye bir oyun. Yani şu... Tamam. Aradan yaklaşık bir iki saat geçti ve CS:GO için alışveriş yapacağımız arkadaşımız bize dönüş yaptı. ID şifresini verdi. Şu an zaten ben size anlatırken büyük ihtimalle mobil uygulamasından da onayı verdi. Bu yüzden hesaba girdik şimdi. Bir yandan ben bir CS:GO'yu yüklemeye başlat diyeyim. Şimdi bu arkadaşımızdan bir de mail alacağız. Adam Polat
koymuş ya. Gerçekten 500 artı yorum var mıymış bakalım. 45'te 1 yazmış. 50, 56, 15, 20, 22. Acaba böyle şeylerin satın alındığı paneller mi var arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Mail adresi mi değiştir? Bunu bir onaylama gönderelim. Kullanmadığım bir e-mailim var. Buna gireceğim. Şimdi mail adresim güncellendi. Bunu da yaptık mı? Telefon numarası başarıyla güncellendi diyor. Çocuğa bir onaylayalım. Çocuk işini yaptı bizimle. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir envanterimize girelim. Usta Altun Nova artı 500 oyunla Nova mı oldun? Ben onu da alamıyorum. Çıkartması varmış, şey varmış. Herhangi bir kostümü, şey skin yok mu silahlarda ya? Tamam, varsayılan eldiven. Bu iyi. Bayağı iyi. Herkes bunu kullanıyor çünkü çok iyi. Şimdi arkadaş hesapta madalya olduğunu söyledi. Gerçekten de burada 2021 hizmet madalyası yazıyor. Üstün hizmet ve başarılarından dolayı verilmiştir diyor ama yani bu çok fazla oyun oynadığı için verilen bir madalya mı bilmiyorum. Bu yüzden bir araştıralım dedik bu neymiş diye. Seviye 40 rütbesine ulaşan herkes bunu al... Oğlum 40 level 10 alıyormuş zaten bunu. Şimdi ben 40 level olduğu için alınan bir madalya 400 lira mı verdim az önce? Ben çocuğa bir soracağım. Kanka bu hizmet madalyası ne işe yarıyor? Ben buna 400 lira verdim ya. Buna dolandırıcılık demeyeceğim. Bunu ben hak ettim çünkü. Kanka şey 40 level olunca o yılın hizmet madalyasını veriyor. Bu hesap... Neden 400 lira? Kanka saati fazla 4 yıllık hesap, bir de madalyalar var. Profilim bayağı iyi, 500 yorum falan var. Kanka ben neden silkelenmiş gibi hissediyorum? Çocuğun da suçu yok ya. Şimdi çocuk bana sattı. Bunun değeri 400 lira dedi. Ben de al dedim, verdim çocuğa yani. Elimde çok iyi bir hesap var. 2021 hizmet madalyası var. İçinde 500 yorum falan var. 350'ye bırakırım bunu. Varsa eğer bunun bir anlamı, bunun bir değeri, lütfen bunu yorumlarda yazın. Biz de hani paramızı çöpe atmadığımızı bilmiş olalım. Elimizde kaldı bir tek Valorant'ımız. Geçelim ona. Arkadaşlar günaydın herkese. Dün Valorant hesabı alacağımız arkadaşlar bir türlü saat konusunda anlaşamadık. Önce akşam 7-8 gibi yapalım dedi. Daha sonra sabah 11 gibi yapalım dedi. 11'de geldik, sonra akşam 5 gibi yapalım dedi bugün. Ben de şimdi video yetiştireceğimiz için dedim ben daha fazla hani beklemem, iptal edelim dedim. Öyle olunca çocuk bir dedi ki tamam o zaman hemen şimdi yapalım dedi. Giriş bilgilerini aldım. Mail değişikliğini yaptık. Bunları maalesef video dışında yapmak zorunda kaldık ama şimdi tek tek göreceğiz zaten hepsini. Ama hesaba henüz girmedim. Arkadaşım bize vaadi hesap doludur, maddi durum için satılıktır. İlan kapalı olduğu için tam detaylarını göremiyorum ama şurada baktığımızda skinlerin olduğu bir hesap bizi karşılıyor. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Şeyi girelim. Ve hesabın içindeyiz. Pelinsun 2 ile artık biz oynayacağız. Şurada kişisel bilgileri görüyorsunuz. Bu bizim kendi mailimiz. Bağlı hesaplar yok. Tamamen bize ait olan bir hesabımız var artık. 300 lira karşılığında. Şimdi bir oyuna girelim hep beraber. Bakalım içi gerçekten dolu mu hesabın. Koleksiyona bir girelim. Evet, arkadaşın dediği gibi hesapta skinler var. Şöyle bir klasiğe bak. Bak ben bu klasiği çok seviyorum. Onun dışında Vandal'a bir bakalım. Su altı Vandal'ımız var. Bir de bu varmış. Kostüm kalitesinden bahsetmiyoruz. Çocuk dolu dedi. Dolu yani, yapacak bir şey yok. Çocuk bize vaadinin tersi bir şey vermiyor. Şu an bıçaklara bir bakalım. Bu var, bu var. Bu mükemmel. Kaplamayı kullanalım. Evet, burada da başka kostümlerimiz de var. 300 lira eder miydi? Tam emin değilim. Dur bir de ligine bakalım. Kariyer. Gümüş 3. Biz arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Ama tabii ki şu ana kadar aldığımız hesaplar para ediyor mu gerçekten? Ya da bu paranın karşılığı mı? Bunu tam olarak bilemiyorum. Bunu yorumunu size bırakıyorum. Onun dışında da tüm düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.